Sesiyle büyüleyen Down sendromlu Özcan Murat Boz'a seslenmiş sevgili seyircilerimiz. Tek hayalim O Ses Türkiye'ye katılmak demiş. Şarkı söylediği videoyu paylaşmış. Bakalım neler olmuş, izliyoruz. En çok sevdiğim sanatçı Murat Boz diyor. Sevdiğim şarkısı ise Özledim. Murat Boz'un bütün müziklerini seviyorum. Ve tek hayalim diyor Murat Boz'u görmek, onunla şarkı söylemek diyor. Peki Murat Boz ne diyor? Bizler de Özcan kardeşimizi O Ses Türkiye sahnesinde görmek istiyoruz. Davetlimizdir, başımızın üstünde yeri var. Şaşırdık mı? Hayır, Murat çünkü Murat Boz. bunu hep yapıyor. Sen Down sendromu dedin, haberde de öyle geçiyor. Evet. Ama hiç değil mi? Benzemiyor yani. Yani evet, hiç görüntü. Hani onlarda bir işte kromozom fazlalığı var ya, o da onlara benzer yapıyor büyük ihtimalle. Tabii bilmiyorum. Geçen de şey, Rabbim şifa versin tüm hastalara dediğimde Down sendromu bir kardeşimiz varmış ekranda. Evet. Down sendromu bir aile yazdı ki onlar hasta değil. Ben genel anlamda söylemiştim. O ekrandaki görüntü öyle denk gelmiş. Hiç benzetemedim. Böyle ne kadar şey norm. Senin benim gibi hatta bizden daha güzel şarkı söylüyorsun valla. Bravo yani. Ha, bizden daha sağ güzel sesi, kesin. Allah Allah. Sesi valla ben şu söyleyeyim, sesi senden sesi herkese benden de bin basara. Bin basar yani. Evet. Evet. Birkaç kişiden daha söylemeyeyim şimdi. İsim vermeye gerek İsim yok. Vermeye gerek Onlar yok. kendilerini bilirler. Çok da güzeldi. Peki O Ses Türkiye'de bu hafta Beyazıt Öztürk'ün Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Ariana Grande esprisi stüdyoyu da kahkahaya boğmuş. Bakalım ne hakkında ne konuşmuş ve ne kadar gülmüşler, neye gülmüşler. Hep beraber izleyelim, biz de gülelim. Hadi inşallah. Ya nasıl sevindi? Çünkü artık finali garantiledi. Ya ben özledim. Çok güzel şarkı ama, değil evet, mi? Evet, gerçekten çok güzel ama. Ya Beyaz ben şey, ne diyor? Seni diyor işte Kubat'la tanıştırırım. Ben Sertaş'la tanıştırırım ama. Kimle tanıştıramam diyor. Onu da hiç anlamadım ki. Ariana Grande. He, onu tanıştıramazmış. Peki ama bir şey daha sorayım. Maria Carey değil. Maria Carey diyor. Yıllardır bildiğimiz Maria Carey'dir. Ama değiştirdi bayağı. Evet ya. Ama Belçika'da belki öyle telaffuz ediyorlar. Başka bir aksanla söylendiği kesin. Ece, ben O Ses Türkiye'de yarışmacıların yabancı olmasına karşıyım. Yani adı üstünde O Ses Türkiye çünkü. Evet. Evet, mesela çok güzel gırtlak yapan çok, mesela siyahi insanlar bile geliyor. Yani Türkiye ile alakası yok. Yıllar önce evlenmiş, Türkiye'de kalmış ya da ne bileyim, hiç bağı yok. Geliyor. Bunun babası Gürcüymüş galiba bu kızın. Evet, çok güzel bir sesi var ama O Ses Türkiye ise Türk olmalı. Bu da biraz evvel bahsettiğimiz Ariane. Çok yaşı, çok genç. Evet. Gerçekten çok başarılı. Hatta şeyden hatırlarsınız, Londra'da bir konser vermişti ve terör saldırısı. Sofya da fena değil mi? Tanıştıramıyor ama belki Türkiye'ye gelir de günün birinde konserde görür diyoruz. Evet, çok güzel bir sesti bu arada dinlediğimiz ses. Peki. Şimdiki haber aşk hayatını, aşk hayatında kötü gidenler için çok güzel bir haber. Demek ki olabiliyor. Heh. Ne oluyor? Öyle öyle dibe vuruyorsunuz ki. Umutsuzluğa kapılmamak lazım. Kapılmamak lazım. Bazen bekar kalacaksınız diye bir şey yok. Siz de. Ya da evlendiğiniz şeyin önemi yok. Sizi anlamasına gerek yok. Tabii ki. Hatta belki o daha iyi anlıyor. Belki de. Halı. Bildiğimiz halı ile evleniyor hanımefendi. Halı, çok da güzel. Halı. Halım. İyi mutluluklar. Benim, Allah bir halı da koç atsın. Benim odadaki halıyı getirir misiniz Ece'ye şöyle paketi yapıp? Ece. Evet. Evet. Bak, ne yemek ister, ne ütü ister. Herhalde. Ne şiddeti var. Ya üzerine bir şey döktün ama mahvoldun yani. Ama silersin geçer. Ne yapayım? Evet, en azından. Umarım mikrofilm iş neydi o? Umarım böyle organik bir şeydir. Organik şey, böyle ne bileyim işte zarar vermeyen. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Yani sonumuz bu mu? Dünyaca kafayı yedik. Dünyanın sonu geliyor. Bak, dünyaca kainat olarak kafayı. Bunun için reklam da demişler. Demişler. Arkadaşlar demiş ki ya çok güzel bir halı aldım. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Sürekli arkadaşlarına çok seviyorum halıyı demiş. Arkadaşlar demiş ki o kadar sevdiysen al evlen kızım. Prodüksiyon yapmışlar bu ya. Bu da evlenmiş. Yani hiç evde kaldım falan demeyin. Gelinlik gibi hayalleriniz varsa. Güzel de kız. Çok güzel de bir kız. Yani ne gerek var diyeceğim ama belki de doğru yolu. Belki de doğru yolu buldu. Niye biliyor musun? Getirin bana halı. Şu 14 halı, Şubat. Şu halı kadar etmeyen ne kişiler var. Aynen öyle. Bak gidiyor, halı yanmış gidiyor. Erkeklerin içinden mesela. Siz de mesela oklavayla evlenebilirsiniz. Ne bileyim, bir şeyler bulabilirsiniz yani. Oklavayla. Aynı şey. Mantıklı. Manchester City'de oluyor. İşte genç kadın böyle bir şey yapmış. İnternet, 27 evet, yaşında. Bir yıl önce satın aldığı halıyı çok seviyormuş. Onsuz bir hayat düşünemiyorum diyor. Allah'ım ya Rabbim. Gelecek planlarında Noel'i halıyla geçirmek var. Noel mesela tatil. 3-2-1. Sarmaş dolaş. Ondan sonra? Bütün mesela gidiyormuş, tamam, bir gün üzüntülü geçiyormuş, halıya yatıyormuş, derdini anlatıyormuş. Ama neden halı? Neden halı bir değil kuş mi? Bile Ne bileyim, daha mantıklı yastık gelir. Olsa, yastık, polar olsa.
Battaniye bakalım. Bile daha mantıklı. Halı Yavaş yavaş kafayı yiyoruz. Bakalım nereye ne evet, olacak evet. yani. Bu kızı bir incelemek de lazım tabii. Evet, devam Ama edelim. yani kim bilir ne yaşattılar o kıza. Bir şey söyleyeyim mi? Bu eski sevgiliye güzel gönderme ha. Ne Bence acılar çekti. var ya evlilikten dönen bir eski sevgilisi vardı. Evet artık ne Halıyla evlenirim daha iyi dedi kız. tövbe ettiyse artık ne Valla tövbe ettiyse. doğru. Neyse 14 Şubat sevgiler günü senden bir halı hediye bekliyorum. Sen merak etme. Tamam sevgili Sana daha arkadaş. iyi sarılabileceğin başka bir şey düşünüyorum. Eşek mesela Porcu. Tamam neyse. İyor vardı eskiden. İyor Evet eşek. evet. Çok geyiğe sardı bu muhabbet. Devam Şu ediyorum. muhabbette nasıl ciddi olalım yani? Evet ne yapabiliriz Hakikaten yani? burada ne yapalım? Evet gerçekten halı piyasası falan. Nedir abi? Mine ile Mine diyor ki şakayla şaka gibi halı reklamı zannederken ciddi ciddi evlendi yani Yazık diyor. ya. İnsanların Evet. durumlarını düşünün yani. Ne haldeler? Bu güzel fotoğrafınızı halıya dokuyup duvarınıza asmak ister misiniz diyor. Evet bu daha mantıklı bir şey En olur. güzel halılar için sayfama gelin diye hemen sayfama reklam girdi benim. Evet reklamlar hazır Evet, başladı. elinde kaldıysanız benim sayfada reklam var en güzel halılar Bir için. sürü halı var. Tövbe yarabbim. Hep fırsatçısınız ya. Hemen halı reklamı girdiler Fenayız ya burası Türkiye. Peki Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmaya geçiyoruz. Orada biliyorsunuz neler oldu. İşte Hakikaten ya. kendi özel hayatıyla ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu. Sonra başka bir yarışmacı geldi. Yine kendi özel hayatıyla ilgili acayip Tuncay açıklamalarda Kurtiz'den bulundu. dolayı gözleri doldu. Gözleri doldu. Güzel gidiyor yarışma yani. Ses getiriyor, haber de oluyor. Şimdi eşiyle ilgili bir soru sorulmuş. Kendisi yakınım olur demiş. Hep beraber bir izliyoruz. Bakın soru neydi? Kenan İmirzalıoğlu'nun bu konuda tepkisi ne oldu? Güzel ya. Bir yandan utangaçlık da var. Ya o zaten öyle bir adam bence. Evet. Yani böyle vıcık vıcık bir adam değil. Ya tabii Yani zaten vıcık vıcık olmasın adamlardan hiç zaten. hoşlanmıyorum. İzlemekten de hoşlanmıyorum. Ama bak bu çok güzel bir hareket. Kendisi yakınım olur. Evet, kendisi yakınım olur Orada da dedi. evlenmiştik. Peki sen dedin ki beyefendi anlamadı dedin eşin oldu. Bence anlıyor biliyordu. Evet diyor. Hani bence He. heyecandan onun Kenan İmirzalıoğlu olduğunu unutuyor. O herhangi bir sunucu. Sinem Kobal'ın bir eşi var evet. Yakışıklı da bir adam. Ama şu an kim 500 milyar ister Tabii ısınan bir de değil. yarışma heyecanı da Tabii var. tabii. Normal. Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi soruluyor. İşte tepkiler böyle Selena'yı da doğdu. izlemeyen yoktur herhalde değil mi? Sen de bugün zaten Selena gibisin. Vallahi Selin, Nazlı, Leyla. Selena nasıl bir şey yapıyordu o? Selena. Selena, Selena. İstediklerimizi yapalım o zaman bugün. O Evet. zaman mesela Tuvana Türkay ile devam ediyor. Set arkadaşıyla erkek setten bir erkek arkadaşıyla el ele görüntüleniyor. Diyor ki ne var bunda ben her arkadaşımla el ele gezerim diyor. Görüntüler var buyurun. Bu bayağı sarmaş dolaş. Bir tane de el ele var. Uçan kuşta gördüm şimdi Ya ben de. arkadaşıyla şöyle gezebilirim bence. Ya Evet. şunda bir şey yok. Ama Ama el ele el yani ele farklı bir tuhaf. Bir de şey. eli tutuşma şekli de tuhaf yani. Hani elini tutup destek olursun. Ağlarken tam o sıra çekmişlerdir. Ben yine de ona da Ay varım. bu şeye Ama dönmedi el ele mi? yürümek. Ertan Sabah'ın boyundan öpme. Ne diyor Ertan Sabah'ın eşi? Ben herkesi Benim bulurum eşim çok sıcakkanlıdır. Öper, öpüşür. tabi buradaki fark ikisinde belki bekar olma. Bekardı değil mi Tuğanay ve Evet. şey? Ya Ha. ben işte şeylere çok sinirleniyorum anladın mı? Bir kadın bir erkek yan yana görüyorlar. Ay bunlar sevgili, ay şöyle böyle. Ama tabii görüş şekli de önemli. El ele görüyorsan, adamın kucağındaysan veya işte sarmaş dolaşsan evet. Bunda bakıyorsun. Bunda bir şey yok ama açıklama tuhaf. Ben hepsiyle el eleyim. Ha, bu çok tuhaf ya. Ben herkesle el eleyim ne demek yani? Hani tövbe yarabbim yani. Olmaz Olmamış ki. yani. Ya Bu düşünsene. açıklama olmamış. Senin erkek arkadaşın olacak sonra herkese el eleyim diyeceksin. O çocuk ne olacak sonra? Ya Şşt, ne yapıyorsun? Tuana da öyle biri değil bence ya. Biraz Çok uzun süre rahat da Tuana. ama çok uzun süre bir ilişkisi vardı Alper'le. Evet ve çok böyle sıkıntılı bir ilişkiydi. Alper Potuk. Evet, Fenerbahçeli futbolcu. futbolcu. Alper Potuk. Fener ya. Yengemiz olur. Yeter ya Beşiktaş varken burada. Yengemiz olur. Ama ya, Peki. olurdu eskiden. Alırdım. Ama bu açıklama hiç olmamış. Yani şimdi soruyorum. Evet, erkek arkadaşlarla bizim de erkek arkadaşlarımız var. El ele kol kola gezmesek de var işte. Aldın mı Milli Piyango Ama bilet? yok almadım. 80 milyon Bircan. Almadım Belki hala. de sıra bende. Vardı ya öyle bir şey. Şevket Altun mu? Galiba reklamlarda oynamıştı. Şimdi Ne? Milli bakalım. Piyango reklamı mı? Ha, belki de sıra bende hatırlıyorum ya Belki de. çocuktum. Belki de ya. Hiç gelmiyor amorti bile çıkmıyor ama. Milli Piyango bilet alıyor. Kim? Defne Samyeli. Aşk sorularına da Cem Yılmaz'a gönderme yaparak cevap veriyor. Sonra da diyor ki özel hayatım diyor. Anlamadım ben bu işi, bu kafayı. Barışacak onlar ya. Defne'nin şifreleri. Ben kelime göre çözdüm. Burada barış sinyali yok. Bitmiş Cem. Benim diyor aşktan her zaman şansım güler. Sen yanlış yapıyorsun. Burada Cem'e Ben sana mesaj yok. söyleyeyim mi? Ne? Şu Defne Samyeli'de ne var biliyor musun? Cem geri gelmiş. Geri gelmiş. Net geri gelmiş ya. Bak bu Hiç. sefer seninle
şöyle iddiaya giriyorum. Cem garanti geri geldi. O özgüveni bilirim. O 2 hafta önceki sinirli, kimseye bakmayan, öf bunlar ayıp şeyler Hiç falan hiç diyen. hiç hiç. Bak bir şey söyleyeyim mi? Her Direkt konuda iddiaya girerim. Cem'le Defne'nin alakası yok. Başka bir kadın adı girdiği anda, yani öbür kadın onu kabul etmez. Bence çok çok Ediyorsa yakında barışacaklar. gurursuzluk vardır. Cem geldi, özürler diledi bence. Burada çok güzel bir mesaj var. Demiş. Ya diyor ki ben aşkta her zaman gülerim diyor. Bak bu ne biliyor musun? Yine Cem benim dediğim bitti. oldu diyor. Cem Yenisi Yılmaz geliyor diyor. bana, ben de diyor ki Cem Yılmaz kürtçü dükkanına geri döndü diyor. Hayır. Her zaman yüzüm Ya kabul güldü eder misin sen ya? Bir erkek senden ayrılacak. diyor. Serena ile adı anılacak. Ama kabul Ya etmedi ki veya Serena'yı. herhangi bir isimle adı anılacak. Ve ciddi ciddi detaylar Ve sonra verilecek. nasıl küsmüş Sonra olacağız? ben de sorayım. Sonra da kabul edeceksin o erkeği. Şimdi bir şey Oldu diyeceğim. ya. O dinamayı Ve bana bilemeyiz göre ki. kirlendi o erkek söyleyeyim. Yani nasıl kirlendi o? Şey anlamında Seçim değil. gitti onun. Hayır ya of. Başka bak. Kadınla Doğru erkek söylüyorsun bu bir arada. ayrılık varsa, başka Kirlendi. birisiyle ismi anılıyorsa benim için o ilişki kirlendi. Ama Bunun kavgasını senle yaparım bir cambalı. herkes senin kadar ideolojik düşünmeyebilir bu konuyla ilgili. Bu konuyla Ben alakalı böyle ser rahat olanlar da var bence Defne yeni aşka merhaba dedi. Bence Defne Cem'le barışıyor. Peki bu konuyu reklamda tartışalım. Tartışalım. Reklamlar. Gerçekten öyle.